Tadım Tuzum YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmezi, en değerli yemeklerimizden bir tanesi kuzu etli kuru fasulyeyi anlatacağım. Anlatırken püf noktalarına da değinmeye çalışacağım. Kuru fasulyemizi pişiremiyoruz, patlıyor, çatlıyor diyorsanız vermiş olduğum püf noktalarını kullanarak harika bir kuru fasulye elde edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk önce yapmamız gereken fasulyemizi bir gece önceden bol tuzlu suyun içerisinde bekletmek. Hiç bekletemiyorsanız eğer 5-6 saat kadar en az bekletmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu bekletmiştim. Güzelce yıkayıp tuzundan arındıracağım. Birinci püf noktamızı söyledik. Şimdi kuru fasulyelerimi ilave ediyorum. Bunları güzelce haşlayacağız. Şimdi üzerine soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su ilave ediyorum. Şöyle hafif fasulyelerimin üzerine geçecek. Ocağımızın altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şimdi gelelim etimizi mühürlemeye. Tencereme bir miktar sıvı yağ aldım. Zeytinyağı kullanacağım. Çünkü zeytinyağının dayanıklılığı daha iyidir. Şimdi yağımı kızdırdım ve etlerimi ilave ediyorum. Güzelce mühürlensinler ki etin suyu içerisinde kalsın, lezzetini içerisinde barındırsın diye çok fazla karıştırmıyoruz. Kuzu eti kullanırsanız çok daha iyi olur. Hızlı da pişer ve daha da lezzetli olur. Yine de tercih meselesi tabii ki. Etlerimizi pişmeye bırakıyorum. Evet, tenceremin altı gayet açık bir şekilde, hiç kısmadım. Bakın böyle kenarlarında renk değişimleri oldu. Şimdi bir adet kuru soğanımı çok küçük bir şekilde doğradım. İçerisine ilave ediyorum. Bir miktar bu şekilde sotelenecek. Şimdi sıra bir adet yeşil biber doğradım. Kapya biber de çok yakışıyor ama benim biber salçam gayet yerinde olduğu için ben kullanmayacağım. Ama evinizde yeşil biber yoksa kapya biberi muhakkak denemelisiniz. Evet, şimdi meyhanemize 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Şimdi buradaki bir diğer püf noktamızsa salçalarınızı güzelce kavurun. Eğer kavurmazsanız o salçanın çiğ kokusu muhakkak içinde kalacaktır. Yapışıp kalıyor. İyice kavrulsun. Evet, şimdi meyhanemize son olarak bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Ben şöyle fasulye pişirdiğim zaman hep bu biberlerden barındırırım evde. Çok acı, bir tane atacağım içine ama şu aşamada değil. Suyunu verdikten sonra atacağım. Şimdi bu şekilde de karıştırdım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Salça olayını kesinlikle abartmayın, olur mu? Midenizde yanma yapar fazla salça, asidik özelliğinden dolayı. Görüyorsunuz burada da fasulyelerim haşlanıyor. Üzerinde bir köpük var. Bunu muhakkak alıyoruz. Bu fasulyenin gaz kısmı, işte sizi rahatsız eden kısım bu kısım. Şimdi fasulyelerim yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika süre tuttum. Ve artık fasulyelerimizi meyhanemizde buluşturmaya sıra geldi. Şimdi vitamini bütün bu suyunun içinde dediğiniz duyar gibiyim. Ama aynı zamanda gazlı kısım da bu kısım oluyor. Şimdi ben hepsini yaparken dediğiniz gibi vitamininden de mahrum kalmamak için biraz bu haşlamış olduğum sudan kullanacağım. Biraz da normal çeşme suyu ya da damacandan suyunuzu kullanın. Yani hepsini bu haşladığım suyu kullanmayacağım. Haşladığınız suyun tamamını kullanırsanız yani ciddi şekilde gaz yapar. Evet, hepsini bitirdim. Şimdi siz dilerseniz normal tencere yerine düdüklüde de yapabilirsiniz. Ama düdüklüde pişip pişmediğini tam olarak anlayamayacağınız için bir yarım saat kadar süre verin kendinize. Yarım saat sonunda soğutup bir açıp bakarsınız. Fazla pişirirseniz de dağılma ihtimali var, biliyorsunuz. Şöyle güzelce alt üst ediyorum. Şimdi biraz haşlamış olduğum sudan biraz da normal su ilave ediyorum.
Ben şöyle üzerine geçecek kadar ilave ediyorum. Azaldıkça üzerine sıcak su değil, soğuk su vereceksiniz. Soğuk su diriltir mi fasulyenizi? Evet, soğuk su fasulyemizi diriltecek. Dolayısıyla hiçbir şekilde fasulyelerinizde çatlama patlama olmayacak. İstediğiniz görüntüyü işte soğuk su koyarak elde edeceksiniz. Şimdi fasulyelerimi normal ateşte kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Ara ara kontrol edeceğim. Şöyle üzerinin kapağını da hafif aralı koydum. İşlemimiz bu kadar değil. Son yapmamız gereken birkaç nokta daha var. Değerli takipçilerim, şimdi geldik lezzet patlamasını yaşatmaya. Bunun için ne kullanacağım? Bakın burada kimyonum var. Kimyon neden? Bu da gazını almak için. Tuzum var. Söylemiştim bir adet acı kuru biber kullanacağım diye. Ve 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı. İşte şimdi bu tereyağı lezzeti ikiye katlayacak. Şimdi şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Şöyle bir alt üst edelim, tuzu karışsın. Tereyağı da erimeye başladı. Şimdi yine kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar da bu şekilde pişiriyorum. Toplamda 45 dakika kadar pişmiş olacak. Ve yemeğimizi ocağın altını söndürdükten sonra 10 dakika kadar kapatacağım. Ve mayalanma dediğimiz işleme bırakacağız. Evet, bunun da mayalanması oluyor ve size sonunda göstereceğim. Evet değerli takipçilerim, bakın yemeğimiz pişti. Biliyorsunuz fasulye ertesi güne dahi kalsa çok çok lezzetli oluyor. Evet, bakın şimdi şu mayalanma dediğimiz kısımda şu oluyor. Helmelenme, yani nasıl derler? Suyunun kıvamının bir tık daha koyu olması. Kaldıkça da suyu koyulaşacak ve fasulyeniz lezzetine lezzet ekleyecek. Şimdi ben bunu artık tabaklamaya geçip fotoğraflayacağım. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bana yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.